bu yorumlardan. O anları bir izleyelim. Bütün ekonomi uzmanları ya bu felaket olur, bu yapılmamalı diye feveran ettiler. Ben de onlardan çok etkilenmiştim. Şimdi faiz indi. Enflasyon da iniyor yani hakikaten. Enflasyon... Pardon? Daha da inecek. Bu bir süreç. Yani aslında 2008'den beri bunu söylüyorsunuz. Hep söylüyorsunuz, evet. Yani gerçekten felaket senaryoları yazdılar. Yani faiz indiği anda o ülke şey olacak. Hatta Merkez Bankası Başkanı direniyordu indirmemek için. Evet. Ya onu destekliyordu herkes. Ya iyi direniyor da hiç değilse ülke ekonomisine bir şey olmuyor falan deniliyordu. Halbuki hakikaten faiz indi. Enflasyon da iniyor. Ekonomide de herhangi bir olumsuz tablo yok. Hatta tam tersine. Gayet güzel. Acıyarak bakıyor Erdoğan. Bu da iyi Erdoğan gidiyor. Bile acımış Ahmet Hakan. Ülke ekonomistler diyordu ki işte faizi enflasyonun altına indirirsen olumsuz sonuçları olur falan. Ama gördüm gayet güzel oldu bu diyor. Canan Hanım nasıl bir gazeteci? Herhalde Erdoğan bile bu kadar övemezdi kendi yarattığı ortamı, değil mi? Yani ve bakışlarından da yani hoşuna gitti dediniz ama ben pek hoşuna gittiği bakışı değil, alaycı bir bakışla. Yani bir karşısında... Nasıl yani? Bu da yemiş bizim tezi şeklinde. Yani şöyle Ahmet Hakan'ın yani nasıl bir dönüş içerisinde olduğunu biliyoruz. Geçmiş yıllardan gözlemlediğimiz kadarıyla. Dolayısıyla iktidara yaranmak için bu ifadeleri kullandığında Erdoğan çok tecrübeli, deneyimli bir siyasetçi. Bakış aslında o düşüncesinin göstergesi. Dolayısıyla hoşuna giden bir durumdan ziyade acıyarak bakıyor. Bu bir gazeteci açısından üzüntü verici bir durum. Kendisinin hem mesleği hem kendisinin bu duruma düşürmesi elbette. Diğer taraftan da bugünkü Merkez Bankası'nın bugün almış olduğu kararı gelecek olursam, Murat Hocam bana katılır mı bu konuda bilmiyorum ama en son Aralık sonundan itibaren evet. Sabit tutuyor politika faizini. Burada var şey. Evet. 8 aydır sabit tutuyor. Evet, 8 aydır sabit tutuyor. Şimdi bugün sürpriz olarak karşılandı bu karar ama ben şöyle yorumluyorum. Yani hem sürpriz hem... Böyle bir manzara Canan'ın. Evet, hem yani sürpriz 19'dan, hem sürpriz 18, değil. 16, 15, ondan sonra bir 14'te geliyor. 14'te geliyor, geliyor, geliyor. Ne oluyorsa şimdi evet. Bir 13. Evet, hem sürpriz hem sürpriz değil. Neden sürpriz, sürpriz onu söyleyeyim. Zamanlaması açısından sürpriz. Sürpriz değil çünkü zaten iktidar faiz indirimine devam edeceğini ve tek haneli faiz rakamını hedeflediğini söylemişti. Ama Erdoğan bunu evet. 1,5 ay önce tekrarlamıştı. Bunun üzerine ilk Merkez Bankası toplantısında faize dokunmamıştı Merkez Bankası nedense. Şimdi dokundu. 5 gün evet, önce de açıkladı. Evet, o nedenle zamanlaması. 5 gün önce de biraz önce affedersin Canan Hanım. 5 gün önceki açıklamasında da oradan sinyali verdi ki indirebilirler diye. Evet ama yine de zamanlamasının sürpriz olduğunu düşünüyorum ben sadece. Yani onu Murat Hocam tabii ki yorumlasa evet. Daha doğru olur. Hatta ona soru olarak yönelteceğim bir takım şeyler var bu noktada ama önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi farkındaysanız bu konuyu konuşurken direkt olarak iktidarı muhatap alıyoruz. Ne kadar acı verici bir durum değil mi? Bizim Merkez Bankası'na konuşmamız ve onu eleştirmemiz, ona yönelik bu ifadeleri kullanmamız gerekirken biz de direkt olarak bugün iktidarı hedef alıyoruz. Bu noktada gördüğümüz şey de belki de en acı verici olan şey Merkez Bankası'nın ne kadar etkisizleştirilmiş ve bağımlı hali artık tamamen gelmiş olmasıdır. En acı verici kısmı budur belki de. Diğer taraftan siz de hatırlattınız. Merkez Bankası'nın görevi nedir? Enflasyonla mücadele etmektir. Burada kanunen bağlayıcılığı var. Yani evet. Keyfine göre yapabileceği bir şey değil. %5 enflasyon hedefini Merkez Bankası Bakanlar Kurulu'yla beraber belirliyor. Tutturamadığı zaman takip eden yılın Ocak ayında hükümete niye tutturamadığına dair açık mektup yazıyor. Bu da resmi gazeteye kadar düşüyor. Yani bağlayıcı bir durumdur. Evet, diğer taraftan şimdi mesela KKM övülüyor değil mi? Ve bu faiz kararı sonrasında dolar kuru yükseldi. Nasıl olacak şimdi hocam? KKM koruyabilecek mi? Bizi koruyacak. Bizi korumayacak. Ondan bahsediyorum. Yani onlarca insanı korumayacak bir sistem. İşte ondan bahsediyorum. Bir soru soracağım. Bir saniye. Bir Fikret Harbiye'ye de dönmem lazım. O yüzden. Şimdi Ahmet Hakan'ın ekonomi bilgisi nasıl buldunuz?
karakteri evet, yansıtıyor diye. Şimdi şöyle, bu tezin çok güzel olduğunu, doğru olduğunu söyledi Erdoğan'a. Peki o dönemde o tez sanki tutmuş ve doğruymuş gibi görünmesine yol açan şey neydi aslında Murat Bey? Örtülü bir şekilde 128 milyar dolar evet. heba edilmesiydi. O zaman çatır videoda, çatır yakılan 128 milyar dolarlık rezerv sayesinde. Evet. Bir videoda arkadaşlar bulsun Ahmet Hakan, Albayrak dolarla mı maaşını alıyorsun dedi. Asıl bomba o gün başlıyor. Evet. Ne asıl bomba. Seni niye ilgilendiriyor? Seni niye ilgilendiriyor? Dolarla mı maaşı? Bir şey diyemedi ona. Diyemedi. Bir şey diyemedi. Asıl bomba o gün başlıyor. Fikret dedi. Abi siz anladınız mı? Yani az önce işte grafiği gördük. Aylardır 14 sürüyor politika faizi. Ya şimdi niye 13'e indi? 13'e indi, dolar çıktı. Bunun maliyeti belli, yine yoksulların üzerine, milyonlarca insanın üzerine. Ya bilerek mi yapıyor iktidar? Ne oluyor? Servet transferi mi yapıyor? Milyonlarca insanın yoksulluğunu önemsemiyor mu Fikret abi? Ne dersiniz? Evet Gökmen, önce şunu söyleyeyim. Hani mesleğin ilk yıllarında bizim gençliğimizde Ahmet Hakan gibi soru soran meslektaşlar vardı liderlere. Ben birine tanık oldum. Böyle demireli yerlere göklere sığdıramayan bir giriş yapıyor ilk kıdemli meslektaşımız. Biraz dinledi. Sonra sözünü kesti Demirel. Sevgili kardeşim dedi, bu yorumları bırak. Senin bir sorun var mı yok mu? Sorunu sor bana dedi. Rahatsız oldu yani bu kadar çok övülmekten. Eskiden yani karşısında şimdi rahmetli Demirel olsaydı Ahmet Hakan'a böyle bir cevap verirdi. Sen bu yorumları bırak, sorunu sor derdi ama şimdi öyle değil. Maalesef mesleğimiz adına çok üzücü bir örnek oldu. Ben de gerçekten üzüldüm. Şimdi ekonomi biliminde bu iktidarın istediği gibi bir politika yok. Yani faiz nedendir, enflasyon sonuçtur diye bir şey yok. Dünyayı izliyoruz. Murat hocamız da örnekler verdi. Enflasyonla mücadele için faiz etkili araçlardan biridir. Yükseltilir. Neden yükseltilir? İşte tüketim biraz frenlensin, tasarruf artsın ve insanların geliri enflasyon karşısında erimesin. Düşük gelirli vatandaş ekstra vergi ödemesin, cebinden para çıkmasın. Bu bir ekonomi politikasıdır. Yani bu yönde hiçbir adımı yok bu iktidarın. Ben bunun cahillikten olduğunu zannetmiyorum. Ekonomi bilmeyen yöneticiler belki vardır ama devlette ekonomi bilen danışmanlar vardır. Türkiye çok köklü bir devlet. Yani bunun Hazine Müsteşarlığında, Maliye Bakanlığında, Ticaret Bakanlığında hiç olmasa en azından bunun yanlış olduğunu bilen bürokratlar, üniversitede hocalar var. Bunu ben bilinçli olarak yaptıkları kanaatteyim. Bir serbest aktarım tercihi olabilir. Dünya izlenirse dünyada sağ popülist rejimlerin ki genellikle tek adam rejimine dayanırlar. İzledikleri politika kendine bağlı bir sermaye sınıfı yaratmak veya mevcut sermaye sınıfıyla uzlaşarak çalışmak ve onların servetini aktarmak. Bu arada kendi servetini de artırmak veya servet edinmek. Böyle bir politika izleyerek halkı ucuz emek gücüne bir çeşit köle ücretine çalışan insanlara dönüştürüp işte bu ucuz ülkede ucuz pazar haline getirdikleri emeği ve diğer ürünleri ucuz pazar haline getirip ülkenin ihracatının artmasını sağlamak. Yabancı ülkeler bakımından parası değersizleştirilmiş Türkiye'de emek ve ürünler ucuz olacağı için onlar gelip Türkiye'den bu malları alırlar ama bizim işçilerimiz, kol gücüyle çalışanlarımız, ücretlilerimiz, sabit gelirlerimiz biraz daha fakirleşirler. Bu Murat Hocam doğrulayacaktır. İşte yoksullaştıran büyüme derler buna iktisatta. Hem bir büyüme, rakamlar büyür ama halk yoksullaşır. Böyle bir politika izliyorlar. Bunu inatla izliyorlar. Ve bundan mutlaka dolar biriktirenler veya dolarla çalışanlar kazanıyor. Dolara olanlar kazanıyor. Yurt dışından kara veya ak dolar getirenler kazanıyor. Ve kur korumalı yani dolara endeksli mevduatla da yine parası olanlar kazanıyor. Ve bütün bu kazanımların kaynağını bizim vergilerimiz oluşturuyor. Ve halkın yaşam standartını düşürmesi oluşturuyor. Yoksullaştırıyor halkı. Ve bizim vergilerimiz de bu sistemi, bu çarkı döndürüyor. Bu çark dönerken şunu da söylemeliyim. Bu siyasal sistem bir çıkar biat mekanizması kurdu.
en yukarıdan aşağıya kadar aldığı bütün kararlarda bir rant ortaya çıkıyor veya hazine kaynağı paylaştırılıyor. Paylaştırılırken de herkesin bulunduğu mevkiye göre payı oluyor bunun. Bu en aşağıya kadar gidiyor. Ve bu mekanizma sürekli bu politikayı överek, işte basını frenleyerek, özgür gazeteciliği yok ederek, işte Halk TV'ye, Tele1'e verilen cezalar gibi, bu cezalarla onları baskılayarak güllük gülistanlık bir Türkiye anlattırıyor. Az önce Ahmet Hakan örneğinde gördüğümüz gibi. Bunlar da güllük gülistanlık bir Türkiye anlatıyorlar. Ama bu ekonomi politikasının ben eninde sonunda taşınamaz hale geldiğini halkın göreceği kanaatindeyim. Şöyle bir örnekle bitireyim. Yani bir insanın ateşi varsa ve doktor bu hastayı öldürerek ateşini düşürebilir. Öldükten sonra ateş yükselmez. Ekonomiye uyarlarsak, bir ekonomiyi öldürürseniz enflasyonu yok edersiniz. Çünkü ortada bir ekonomi, çalışan bir ekonomi düzeni kalmaz. Paranın hiçbir kıymeti kalmaz. Torbalarla para götürürseniz bir ekmek alamazsınız. Tarihte örnekleri vardır. 1929 dünya buhranında bunlar yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da da yaşanmıştır. Paranın hiç değerinin kalmadığı, sıfırlandığı için kimsenin bir şey alamadığı, dolayısıyla enflasyon olmadığı bir dönem. Böyle bir politikayı bilinçli şekilde yürütüyorlar. Ya bir para bekliyorlar, ya bu zenginlik biraz daha artsın dolar üzerinden diye düşünüyorlar. Ya da muhalefete iktidar değişikliği sırasında yönetilemez bir ekonomi bırakmayı planlıyor olabilirler diye düşünüyorum. Evet, o da konuşuluyor. Yani Ruslardan işte zaten bu Akkuyu nedeniyle onun inşaatıyla ilgili olarak girmiş türlü milyar dolarlardan söz ediliyor ama bir de Birleşik Arap Emirlikleri vesaire Suudilerden gelebilecek diğer milyar dolarlarla hani bu bir 100 bas puanlık indirimin dolarda yaratacağı ateşi kolayca söndürebilecekleri. Valla biraz fazla faktöre bağlı hesap yapıyorlar gibi geliyor bana. Tutar mı, tutmaz mı? Ha tutmazsa ne olur? Kime şey olur? Yani kime yani maliyeti kime çıkar? Maliyeti valla bize çıkıyor her halükarda. Halka çıkıyor efendim. Şimdi Ahmet Hakan dedik. Ahmet Hakan bizi andı. Bakın onun bir videosu daha aklına geldi rejinin. O videosunu da bir izleyelim bakalım. Evet, bu vesileyle Berat Albayrak'ı da ne kadar özlediğimizi duyurmak istiyorum. Berat Bey, hakikaten özledik sizi. Siz bir gün çekip gittiniz öyle. At izi, it izine karıştı dediniz.